Arkadaşlar merak edilen konulardan bir tanesi de kripto paralar, saadet zincirleri ve sanal arsalar. Önce kripto paradan başlayalım. Şimdi bu kripto sistemini arkadaşlar reklamlar vasıtasıyla kripto paraların çok yükseldiği söyleniyor. Daha sonra insanlar paralarını buraya yatırıyor, küçük yatırımcılar para burada çoğalıyor. Sonra burada balina tabir ettiğimiz kişiler parasını sistemden birden çekiyor. Bu sefer çok aşırı şekilde, hızlı bir şekilde kripto paralar düşmeye başlıyor. Küçük yatırımcı panikle paralarını zararına sistemden çekiyor. Yeni bir alıcı olmadığı zaman kripto paralarda arkadaşlar, kripto paranızı da satamıyorsunuz. Dolayısıyla dip çözülmüyor. Paranız orada değer kaybetmeye devam ediyor hızlı düşüşlerde. O yüzden arkadaşlar bu tür sistemlerde büyük balina tabir ettiğimiz kişiler bu sistemi asansör gibi kaldırıp indirebiliyor. Yani kontrolün sizde olmadığı bir sistem çok güvenli bir sistem değil. Özellikle kripto paralarda arkadaşlar bunu savunan kişiler devrim niteliğinde olduğunu söylüyorlar. Evet, ben kripto paraya tamamen karşı değilim ama blockchain sisteminin mutlaka çok iyi araştırılması gerekiyor. Günlerce okumanız gerekiyor. Neden 1500 tane kripto para var, coin var arkadaşlar? Bunu bir iyi araştırmamız lazım. Bu 10-15 tane olabilir. Bunlarla kazanılabilir ama çok fazla miktarda var. Bunların altyapıları, yazılım sistemleri iyi incelenmesi lazım. Ayrıca çok büyük elektrik tüketiyorlar. Neredeyse bazı küçük ülkelerin elektrik ihtiyacı kadar elektrik üretiyor. Bu da çevre için de çok zararlı. En son olarak da illa girmek istiyorsak arkadaşlar, paranızın 50'de 1'i, 60'da 1'i, 20'de 1'i ile maksimum girin. Yani hayatınızda kazandığınız paranın yarısıyla buraya girdiğinizde bir Allah korusun çok büyük zararlara uğrarsınız, batabilirsiniz. Bunların sonuçları kötü olabilir. O yüzden ben cari olmayan kripto paraya girmeyi çok tavsiye etmiyorum. Devletler de buna sessiz kalıyor, farkındayım. Geleceğinin de olduğunun farkındayım ama şu an herhangi bir garantisi olmadığı için çok büyük paralar yatırırsanız çok büyük zararlara uğrayabilirsiniz. Arkadaşlarımız VIO ve Forex'i soruyorlar. BIST'in yatırımı sepet olması lazım bence. 4-5 tane kağıda, hisseye girilebilir ama en az minimum 1 yıl ve üzeri olması lazım. Günlük ekran bağımlılığı gibi sürekli BIST'teki kağıtlara bakarak bunlarla her gün kağıt değiştirmek, her hafta başka bir kağıda geçmek mantıklı değil. Çünkü arkadaşlar bunun temel fonksiyonu bu işlerde düştüğü zaman satıyorsunuz panikle, yükseldiği zaman yükseliyor diye tekrar alıyorsunuz. Bunu bilen firmalar size yüksekten aldırıp düşükten sattırıyorlar. O yüzden uzun vadeli düşerken de yükselirken de bekleyeceksiniz. BIST'teki kağıtlar genelde 1-2 yıllık grafikleri yükselişte. O yüzden 3-4 kağıdı sepet yaparak kullanabilirsiniz. Yani kaldıraçlı sistemlere, özellikle Forex'e günlük %100, %200 karın zararının olduğu, hatta kredili, cebinizde olmayan parayla kredili kredi çekerek, orada sistem kredi çekerek kağıt alınıyor. Daha sonra dip çözülmüyor. -20'leri görüyor. Aldığınız paranızın tamamı ve kredi çektiğiniz para da gidiyor. Yani çok büyük zararlarla çıkıyorsunuz. VIO, özellikle Forex'i asla tavsiye etmiyorum. BIST'te de uzun vadeli yatırımlar belki makul olabilir. Çiftlik bank gibi saadet zincirleri de arkadaşlar aynı temel esasa dayanıyor. Önce insanları çekmek için ufaktan kazandırıyorlar. Bunu bazı kişilere inandırıyorlar. Diksiyonu güçlü, hitap yeteneği fazla olan, lider yeteneğinde olan kişiler bunları savunuyor. Güzel doneler sunuyorlar. Bunlar ilk başta belirli bir hacme ulaşana kadar insanlara kazandırmaya devam ediyor. Daha sonra belirli bir hacme ulaşıyor, patlama noktasına geliyor. Aynı gün sistemden paranın tamamını çekiyorlar veya batırıyorlar. Yatırımcıların birçoğu da parasını geri alamıyor. Bir kısmı baştan kazanıyor. Yani havuç sopa usulü gibi düşünün arkadaşlar. Önce havucu gösteriyorlar. O sisteme dahil oluyorsunuz, kazanıyorsunuz. Ama bir noktada en büyük aşamaya geldiğinde birden sistemden para çekilerek herkesi iflasa sürüklüyor. O yüzden bu sistemleri tavsiye etmiyorum. Tavsiye edeceğim tek sistem arkadaşlar, tapunuzu, ürününüzü, malınızı almadan hiç kimseye para vermemeniz.